Bu kadar neşeli olmamızın bir önemi var. Bilinmeyeni öğrenmeye, pişirilmeyeni pişirmeye, yani keşfedilmeyeni keşfetmeye gidiyoruz. Gece boyunca süren uzun bir yolculuğun ardından Hattilerin ülkesi, Hititlerin başkenti Çorum'a geldik. Şehrin hemen girişinde bulunan otelimize kaydımızı yaptırdık. Heyecanla, hızlıca şehri gezmeye başladık. Ziyaretimiz Türk Mutfağı Haftası'na denk geldiğinden Çorum'un yerel lezzetlerinin sunulduğu Velikpaşa Hanı'na hareket ettik. Turizm ve Kültür Müdürü Sümeyra Bekteş Hanım bizleri bizzat kendileri karşıladı. Yemeğin heyecanına içinde bulunduğumuz tarihi handa eklenince şaşkınlığımız katlandı. Tuzla yoğrulup yağda kızartılır. Sadece şeydir, süt koyarız biz bir de bunun içine. Bu yahnimiz, Çorum Beşlisi'nin yahnisi. Bu sade pilavımız beyaz. Bu deminki gösterdiğim böreğimiz, Çorum Beşlisi'nde olan. Bu da baklavamız. Bu Ramazanlarda yaptığımız Çorum mantısı. Bu kuru mantımız. Bu bamya kuru olarak geliyor, haşlıyoruz. Böyle Anadolu'da kapitalizmi böyle ilklerine kadar yaşayan bir şehir değildir. Esnaf kültürü vardır, ahilik geleneği vardır. Bu anlamda uygun fiyata dünyanın en güzel lezzetleri Çorum'da yenir. Bu anlamda biz bütün bizi izleyenleri, takip edenleri, herkesi Çorum'a davet ediyoruz. Bu yemek tok tutar ve enerjisi boldur. Bunun eti de özeldir, pirinci özeldir. Bismillahirrahmanirrahim. Alayım işte ben. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu açayım size. Evet, bir dakika hemen. Hazine. Önce suyunu böyle buradan verelim. Lenger. Bu da çorbası bu da. Afiyet olsun. Çorum şehir merkezini gezdikten, enfes lezzetlerini tattıktan sonra yeni nesil seyyahlar gibi yollara koyulduk. Yol güzergahında bulunan uçsuz bucaksız ekim tarlalarını geçip Hititlerin ikinci başkenti Şapinova'ya doğru yol aldık. Sanki zaman binlerce yıl öncesine gitmiş gibi, sanki esen hafif rüzgar Hitit krallarının nefesi gibi. Günümüzden 3400 yıl önce Tatelya'nın
Taduhepa ile birlikte yönettiği Şapilova, aynı zamanda Hititler için günümüzün Mekke'si kadar önemli dini bir merkezdi. Bu önemli dini merkezde tanrılar için kurbanlar kesilir, günahlar için af dilenirdi. Şapinova'ya geldiğinizde yazılı kayıtlarda da bulunan bu antik kentin hikayeleri sizleri büyüleyecek. Tarihi antik kenti gezdikten sonra Çorum Boğazkale'de Dul Kadiroğulları konağını gezmeye, orada bulunan ve ismini Hitit kraliçesi Uduhepa'dan alan yörenin hanımlarının çalıştırdığı kooperatifi ziyarete geldik. Buradan ayrılırken kendinizi ödüllendirmeyi, sevdiklerinize el işi hediyeler almayı unutmayın. Çorum Boğazköy. Aracıoğlu'ya çok yakın değil mi burası? Evet, yarım saat. Özlem. Özlem Hanım. Özlem Hanım, Uduhepa. Kooperatif başkanı. Kooperatif başkanı. Peki Uduhepa nedir Özlem Hanım? Uduhepa Hitit Kraliçesi. Hitit Kraliçesi'nin isminin verildiği bir kooperatif var burada. Evet. Ve şu anda biz Dul Kadiroğulları konağın içerisindeyiz. 400 yıllık bir konak. Burada bölgenin hanımları Uduhepa isminde bir kooperatif kuruldu. Bu kooperatifte ne yapıyorsunuz? Yöresel ürünler yapıyor. Yöresel ürünler yapıyoruz. Serme kahvaltı sunuyoruz. Bütün hep yöresel bahçemizden. Sunduğumuz reçellerimizin yöresel. Bir de gözlemeler var. Gözlemelerimiz. El sanatları yapıyoruz. Çanta, havlu, keçe. Akla gelebilecek bütün hediyelik eşyalar. Yani bu bölgeye gelen insanlar hem sizin bahçenizde yaptığınız yöresel lezzetleri tadıyorlar. Hem de el işi çantalarını ya da hediyelikten alabiliyorlar. Evet, hediyelik eşyalardan alabiliyorlar. Bugün bizim için bir şeyler hazırladınız ama. Evet, şimdi masaya geçeceğiz. Masada peki, da tanıtabiliriz. Tamam, masada da tanıtalım ama en güzeli tavadaki peki, nasıl görüntüdür. İsterseniz. Bu nedir? Bu soğanlı bir yumurta. Soğan kavurması. Soğan kavurması, soğanlı kavurma ya da soğan. Osmanlı mutfağında da çok var. Ben evet. Kendim mutfağında çok kullanıyorum. Bu yumurta ekmekle köy yumurtasıyla omaç yapılacak. Tereyağlı şimdi. Bu da oraya yöreye ait omaç. Omaç ben belki 20-25 yıldır omaç yememiştim. Öyle biz mi? Tereyağıyla kavururduk. Bayağı kavuş ekmeği kavururduk. Siz de galiba bir de yumurta yapıyorsunuz. Yufka ekmekle, yumurtalı. Tabii yufka da siz yapıyorsunuz değil mi? Evet. Çok güzel. İşte bu. Bu da yöreye ait. Tam mevsiminde bir yöresel. Madımak. Madımak. Türkü bu mu? Evet, oy madımak. Oy madımak türküsü bu. Biraz sonra tadacağız gene. Bu da haşlanmış patates piyesi. Kokusu muhteşem ama soğan da var tabii değil mi? Soğanlı, baharatlı, salçalı. Çok güzel koktu. Işık da çok iyi oldu. Açabilirsiniz. İşte bu. Bu da yeşil fasulye kavurması, zeytinyağı. Bu da melemenimiz. Tabii kahvaltıda melemen olmazsa olmaz. Çok teşekkür ederim. Bu da böyle bir efelek sarması. Çok güzel ama. Bir tane alabilir miyim? Tabii. Çok efelek tabii. Sarması. Yumuşacık olabilir. Bulgurla. Tencere bulgur. Evet. Bu ne? O da kuru patlıcan ve kabak. Kuru kabak. Kuru patlıcan, domates. Zeytinyağlı. Biber, kabak. Çok güzel. Bu zeytinyağlı, yani daha hafif değil mi? Zeytinyağlı, kuru şey de var, domates de var, kuru biber. Çok güzel ya. Görüntü bu. Hep yöresel, görüntü hep organiktir. Organik olduğu belli zaten. Kokusundan da renginden de belli. Tadayım mı? Peki, tadacakmışım. Teşekkür ederim. Sarımsak da var. Çok güzel. Çok güzel ama ya. Sizin nerede ünlü aşçısınız? Biz İstanbul'da restoranımız var bizim. Osmanlı yemekleri yapıyoruz. Tabii biz oraya yapabiliriz. Biz Osmanlı yemekleri. Tamam, İstanbul'a getiririz sizi. İstanbul'a gelin, biz davet ederiz sizi. Orada ağırlayalım. Yine konaktayız. Burada bizim için çok güzel gözlemeler hazırlanır ve pişmeye de devam ediyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İsminiz ne? Sevgi Özel. Sevgi Hanım, hangi gözlemlerden yaptınız bizim? Peynirli gözleme, ıspanaklı gözleme, soğanlı gözleme. Ispanaklı bu, soğanlı ve peynirli. Evet. Pişti galiba değil mi? Evet, pişti şu an. Bizim için bir tane buraya alıp böyle bir kessek tadına baksak. Tabii. Taze. Teşekkür ederim. Ben mi keserim, siz mi kesersiniz? Nasıl isterseniz. Ben bir lokma keseyim. Hatta şöyle yapalım, renkli gözüksün. Oh. Efendim geliyor. Küçük keseceğim dedim ama
Gözlem o kadar güzel ki belki hepsini yiyelim. Siz de yapıyor musunuz gözleme evde? Tabii yiyoruz. Evet. Hamur iş hanımların olmazsa olmaz. Oh. Lavaşın kokusuna... Çok güzel ya. Afiyet olsun. O kadar güzel bir lezzeti var ki içine hiçbir şey koymasanız bile lavaşın kendisi çok lezzetli. Bize tarhanamızı biraz anlatır mısınız rica etsem? Tarhanamız yöreseldir. 10 çeşit malzemesi var. Yoğurt koyuyoruz. Kapya biber, nane, soğan, domates, biber. Yani tarlalarda pişer. Evet, yani bahçemizin ürünleri. Tarlalarda yetişen sebzeleri alıyorsunuz. Yani kurutuyorsunuz, evet. Yoğurtla yoğuruyorsunuz ve gün ışığında, evet. Güneşte evet. Kurutuyorsunuz. 21 sonra... gün mayalıyoruz, 21 gün mayalama süreci var. Bir hafta ekşiye bir hafta tatlanıyor. Sonra... 21 gün mayaladıktan sonra bu hazır hale geliyor. Güneşte kurutuyoruz. Güneşte kurutuyoruz. Bol sebzeleri. Ben de size söz veriyorum. Bundan sonra kendi restoranıma aldığım tarhanaları sizden alacağım. İnşallah. Bundan sonra Derali Osman mutfağına gelen misafirlerimiz tarhanalarını sizlerin elinden çıkmış tarhanaları yiyeceklerini tadacaklar. Ben sizin çok beğeneceğinizden eminim güzel tarhanaları. Ben sadece müsaade ederseniz bunun içerisine vişne katıyorum. Vişne taneleri katıyorum. O biraz daha mayoşur katıyor. Çok daha güzel olacak. Ben çok teşekkür ederim. Biz o zaman ederim. Anlaştık. Pazarlıkta anlaştık. Anlaştık mı? İşte kahramanlar. Yöresel kahvaltıyı tattıktan sonra Hititlerin Tahsumsar olarak adlandırdıkları bahar bayramlarını kutlandığı Yazılıkaya'ya yol aldık. Bu bölge insanı etkileyen dokusu, kayalara işlenmiş hikayeleriyle büyüleyici bir açık hava müzesi. İlk bölüm Ağ Odası ve Ağ Odası'nda kayaya işlenmiş kabartma figürlerin özel bir düzeni ve tertibi var. Burada sol kaya düzeyinde ikisi dışında yalnız tanrılar, buna karşın sağ tarafta da yalnız tanrıçalar belirtilmiştir. B odasında ise kabartmalar yan duvarlara bağımsız figürler halinde işlenmiş, ellerinde orak biçimli kılıç taşıyan 12 tanrının tasviri bulunmakta. Ayrıca Büyük Kral 4. Tutalya'nın koruyucu tanrısı olan Şarşuma, krala sarılmış ve ona yol gösterici olarak tasvir edilmiştir. Ve nihayet Hattuşa'dayız. Eski çağlarda etrafı 6 kilometrelik surlarla çevrilmiş bin tanrılı şehir Hattuşa. Ülkenin en büyük tanrıları olan Fırtına Tanrısı Teşup ve Arina'nın Güneş Tanrısı adına yapılmış tapınakların bulunduğu Hattuşa. Hititlerin başkenti. Şehrin girişinde bizi Büyük Mabet karşılıyor. Sistemli ve devasa yapısıyla Büyük Mabet, Hititlerin başkenti Hattuşa'nın en kutsal mekanıdır. Günümüzden yaklaşık 3500 yıl önce inşa edilmiş bu devasa yapı kompleksi, birçok ilklerin de hayata geçirildiği bir yapıdır. Başrahip sıfatıyla kral tarafından yönetilen dini törenlerin de yapıldığı bu devasa yapı sistemi içerisinde cadde ve sokakları da barındırmaktadır. Girişlerin özel ritüel ve maddi ve manevi arınmalardan geçerek gerçekleştirildiği tapınak alanında tarihin ilk kanalizasyon sistemi, yeraltı suyu içme sistemi, yiyeceklerin depolandığı silolar büyük bir mühendislik harikasıyla yerleştirilmiştir. Ve Sfenksli Kapı. Hattuşa'nın en yüksek konumunda, yer kapının en yüksek yeri ve tam orta noktasında bulunan, öteki dünyanın koruyucu simgesi olarak bilinen 4 adet Sfenks tarafından korunan gizemli kapıdır. İnsan başlığı aslan gövdeli, kartal kanatlı olarak tasvir edilmiş olup, iki tanesi şehrin girişinde, iki tanesi ise şehrin dışına bakan 4 adet Sfenks bulunmaktadır. Aslan kadar güçlü, kartal kadar özgür ve insan kadar akıllı olmayı temsil ettiği söylenmekle birlikte Anadolu coğrafyasındaki ilk Sfenks örneğidir.
Zengin kültürü, doğal güzellikleri, en önemlisi de mutfağı ve tarihiyle bilinmeyi, değer görmeyi bekleyen Anadolu şehri, Çorum.